YouTube Türkiye'nin en az izlenen kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cem Saraç ve bugün sizlerle birlikte dünyanın en minnoş oyunu olan Stardew Valley'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ilk 8 günü yaşamıştık ve bir takım görevler yapmıştık. Şimdi kaldığımız yerden görevleri yapmaya devam edeceğiz. Burada bir takım ekinler çıkmış. Bunları bir alalım öncelikle. Daha sonra sulama işiyle devam edeceğiz. Fıskiye olayını hala yapamadık arkadaşlar, farkındayım ama bu bizim için bir sorun değil. Burada değişik bağ patates ekmiştik değil mi biz? Patates de var, tamam. Bunları aldık. Hemen sulama işini yapalım. Şurada fasulyelerimiz hala büyümedi. Bunlar bayağı uzun bir zaman sonra büyüyecek diye hatırlıyorum. Birazdan bakacağız bakalım ne görevlerimiz varmış. Yapmamız gereken neler varmış. Halk evine gitmiştik. Halk evinde eşyalar oraya götürmemiz gerekiyordu orayı tamir etmek için. Şimdi bakalım ne olacak. Bu arada normalde bu seri biraz daha hızlı gelecek demiştim ama beklediğim ilgiyi göremediğim için biraz böyle kafama göre yine haftada bir ya da haftada iki şeklinde gelecek arkadaşlar. Belli bir gün vermek yanlış olur. Bir önceki bölüm ne kadar izlenirse işte oradan devam ederiz falan filan. Her zamanki gibi. Şimdi şu suyu bir dolduralım. Şu sandığa bir gidelim. Biz şu altın olanları biriktiriyorduk. 3-2 tane olmuş. Bu gümüş olanı satabiliriz. 20 tane de buradan var. Güzel para yapacağız gibi düşünüyorum. Şu an 621 altınımız var. Bir de patates var. Patatesi de koyalım. Bu da burada lazım olabilir bize. Farklı meyve ve sebzeler lazım olacak. Okey, bunlar dursun. Şunları bir satmaya gidelim yavaştan. Bir de görevlerimize bakalım. Madenin 40. seviyesine ulaş görevini yapacağız. Diğeri de kümes inşa ettir göreviydi. Peki bizim kümes için odun ve 300 odun, 100 taş gibi bir şeye ihtiyacımız var diye hatırlıyorum ama sanırım şimdi onu yapamayacağız abi. Şimdi onu yapamayacağız. 3 tane bakırımız var. Bunu 5'lersek baltayı artırabiliriz. Şimdi odun toplayalım diyecektim de gerçekten biz bütün odunu neye harcadık ya geçen bölümde? Şu ağacı keserek başlayalım bir dur. Şu ağacı bir keselim öncelikle. Kümesi bu bölüm yapamayabiliriz arkadaşlar, emin değilim. Belki odun falan satın alabiliriz bir yerlerden ama gerek var mı ona da ondan da emin olamadım. Şunları al topla evladım. 17 tane buradan çıktı. Şunu da kıralım. Bunlardan bir de şey falan da düşüyor bu arada. Tohumları falan da düşüyor. Tohumlarla kendimize atıştırmalık bir şey yapabiliriz. Madene gittiğimizde çünkü lazım olacak arkadaşlar. Bunları da topla, okey. Şimdilik yeter gibi, dur. Şunları bir sandığa koyalım. 36. Böyle böyle yapsak 2-3 günde toplarız 300 odunu. Ya da bir günü full odun toplama günü de yapabiliriz. Bunları satacağız. Şunu da koy. Tamam. Şimdi şeye bakacağım. Penny'e hediye vermemiz gerekiyor mu? Bugün hediye vermemiz gerekiyor Penny'e. Şu gümüş olanı Penny'e verebiliriz. Yaban havucunu. Yavaştan bir gidelim içeri doğru. 20 tane havucu satalım. Bir de bize pırasa lazım diye hatırlıyorum. Hemen bakalım tekrar. Güz bitkisi yapıyorduk. Yok, güz bitkisi değil. Biz hangi mevsimdeyiz? Bahardayız. Evet, pırasa lazım bir tane bize. Pırasa. Hemen şu yukarı doğru bakayım. Her gün farklı farklı yerlerde onlar oluşabiliyor. Ben şu an göremedim ama. Bir de video çektiğim için bazen gözden birçok şeyi kaçırıyorum arkadaşlar. O yüzden de kusura bakmayın. Yapacak bir şey yok yani. Pırasa bulursak anında gidip götüreceğiz. Şimdi ben şunları bir satayım önce. Ben önce şunları bir satayım gidip. Bir de burada bir görev varmış. Buna da bakalım. Şiddetle Joja kola istiyorum diyor. 75 altın için ben bu görevi yapmam. Zaten kola ne kadar? 50 lira falandır. Burada satılıyor mu kola? Burada satılmıyor herhalde. Bakalım hemen. Yok, satılmıyor. Okey abi, şu 20 tanesini 700'e mi satıyoruz? 700 de çok azmış be abim. Yine yaban avucu tohumu alayım ben. Şöyle bir 10 tane alalım şundan. Hatta 15 alalım. Hatta 20 alalım. 20 tane bundan. Fasulyemiz var. Karnabahar 12 günde yetişiyor diyor. 12-21. Bunlar için biraz daha bekleyebiliriz arkadaşlar. Diğer meyveler için biraz daha bekleyelim. Daha baharın bitmesine bayağı bir var. O yüzden acele etmeye gerek yok. Şimdi Penny'i bir yerlerde bulmamız lazım. Penny şurada ağacın orada oturuyor olabilir mi acaba? Bazen bu kızı da bulmak imkansız ya. Bazen burada oluyor, bazen başka yerde oluyor. Yukarı doğru bir bakabiliriz de ben şu kütüphaneye bir bakacağım. Bir kütüphaneye bakacağım. Bir de tekrardan bir Robin'e gidip 300 odun mu gerekiyordu onu bir teyit etmemiz lazım. Ama zaten yukarı gideceğiz. Önce bir evine bakalım Penny'ciğimizin. Annesi burada. Alkolik anası burada. Şirret anası burada. Biz kütüphaneye gidelim. Öğretmen hanım kütüphanede mi acaba? Burasıydı değil mi? Aynen. Küçük kütüphane ile madenciyi sürekli karıştırıyorum. Burada da değil. Abi yüzey kristalini verecektik biz bir de buraya ya. Onu gittim sandığa koydum ben.
Neyse sorun değil dur. Şöyle yukarı doğru bir çıkıyorum arkadaşlar. Hem bir de pırasa falan da bulmuş oluruz. O görevi bugün tamamlarsak çok güzel olacak bizim için. Şöyle şuradan gidiyorum bir ya. Şu kola görevini de buradan yapabilirdik de yapmayacağım abi. Bu markete para kazandırmak falan istemiyorum. Bir de 75 altında gayet bayağı az yani. Gerek yok gerçekten. Buradan yukarı gidilmiyor. Şuradan çıkalım. Pardon. Bu arada benim video çektiğim oda buz gibi arkadaşlar. Ben şu bir yandan da inanılmaz donuyorum böyle. Titreyeceğim birazdan. Evin tek soğuk yeri burası ve ben nedense abi hala bir pırasa falan bir şey bulamadım ha. Yukarı bir bakacağım. Bu kadar zor olmaması gerekiyor ama sanki. Dur, Robin. Bugün salıymış günlerden. Çalışıyor mu acaba? Robin yok. Affedersiniz, dükkan bugün kapalı. Tamam, görüşürüz. Yarın falan geliriz artık. Şu maden tarafına bir bakalım. Şimdi madene de inebiliriz arkadaşlar ama doğru düzgün bir kılıcımız bir şeyimiz de yok aslında ya. Şu adamlardan bir kılıç mılıç bir şey almak lazım. Biz madenin kaçıncı seviyesine kadar indik? Hemen ona da bir bakalım. Madenin 10'uncusuna kadar inmişiz. Bir 15'i zorlayabiliriz bugün ya. Yani zamanımız olursa. Şu an 11. seviyedeyiz. Şu kılıcımız bir elimizde dursun. Bunlar bayağı bir sağlığımızı götürüyor ama. Bu otomatik şey var mıydı? Ama ona bakacaktım. Neyse artık acelesi yok. Bizim olayımız. Ha bak 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 şunları bir toplayalım. Bir de bakır toplamamız gerekiyor zaten. Şunları kır abi. Belki merdiven çıkar birkaç tanesinin altından. Ha merdiven burada. Şu 15. seviyeyi açmak için uğraşıyorum şu an. Onun dışında şeyin önemi yok yani. Yaratık öldüreyim de onu yapayım bunu yapayım gibi bir şeyimiz yok. Derdimiz yok. Bu ray nereye doğru gidiyor acaba ya? Bir sırt çantası aldık mı? Sırt çantası da almadık değil mi? Of of çok zor çok. Gel buraya gel. Gel buraya zibidi. Balçıkça mıydı bunların adı? Gebeşitto'ya bak Gebeşitto'ya. Öl artık. Öleceğim mi? Öleceğim mi artık? Öldün. Onu almama gerek yok. Şuradan ne çıkacak? Kömür çıkacak galiba. Aynen. Güzel. Kömürü de hallettik. Yalnız bakır çıkmadı. Şu an 13. seviyedeyiz. Seviyenin olduğu yerde benim kamerayı görüyorsunuz. O yüzden size tek tek söylüyorum arkadaşlar. Şu sinek de hemen ölüyor da şu balçıkçılar benim çok sinirimi bozdu ya. Şuradaki bakırları alalım bu arada. Yalnız bakır için taşı mı koymamız lazım? Taş var evde. Boş ver taşı. Şunu da at. Bunu da at. Böcek etini de at. Al şuradaki bakırları. Güzel. Bir tane mi düştü gerçekten? Şimdi 5 ya da evet 5 taneden bir külçe elde ediyoruz, değil mi? Oğlum o ne lan? Yerde delikte bir şeyler vardı gördün mü? Şurada hareket eden bir yaratık gibi bir şey var. Uzak duralım. Bizim başımıza dert olacak gibi onlar. 13. seviyedeyiz. Şu 15'i açıp geri gideceğim abi. Penny'e bugün hediye vermem şart. Çok geç olmaması gerekiyor şeyin. Saatin. Şu merdiveni bulmaya çalışıyorum da bir yandan. Enerjimiz de çok az. Şu yaratığı öldürürsek açılır mı acaba? Gel buraya. Gel 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 gel. Gel bakalım gel gel gel. Gel. Seni bir öldürelim. Bu arada dediğim gibi arkadaşlar bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız videoya şimdi bir like atabilirsiniz. Zaten böyle çok fazla bir takipçisi yok ama hani izleyen arkadaşlara özel aslında çekiyorum gibi oluyor. Siz de like atarsanız bir bakalım. Ne kadar devam edeceğiz oradan belli olacak. Şurada bir sülük gibi bir yaratık var ya solucan gibi. Hiç ona da bulaşmak istemedim şimdi. Şu taşı kırabiliyor muyuz biz? Kırabiliyoruz. Kır, 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 kır. Enerjim kalmadı. Yiyecek bir şey de yok. Havuç var onu da Penny'e vereceğiz. Abicim gözünü seveyim. Gerçekten çıkmadı merdiven ha. 14. Ulan 15. seviyeyi nasıl açacağız buradan? Bir şey değil mi? Çok kötü oldu şu an bizim için ya. Enerjimiz çok şeydi. Bir yerden bir yiyecek miyecek bir şey çıksa çok güzel olacak. Ya en kötü onu yeriz de. Onu da çok istemiyorum yemeği. Şurada merdiven hazır da olsa çok güzel olur biliyor musun ya? Şunu kırsak belki açılır mı? Açılmadı. Gel buraya. Bazen yaratık öldürünce açılıyor. Bazen kendi açık oluyor. Bazen de taşların altından çıkıyor. Gel buraya abi. Öl artık. Öl. Öl. Tamam güzel. Sinek gel sen de. Sen de gel. Burası da karanlıkmış bu arada. Bu enerjimizi götürüyor mu kılıç sallamak ya? Emin olamadım.
Şu an taş kazmaktan daha az götürdüğü kesin. Yukarı taş. Ah süper süper. 15'i de açtık. Güzel. Hemen yukarı çıkalım. Tamam, şimdi yukarı çıkıyoruz ve şu peniye doğru gidiyoruz artık. 15. seviyeyi de açtık. 40 seviye 25. Tamam, bir bölümde de sadece maden falan yaparız. O görevi de hallederiz. Burası kapalıydı. Okey. Bir yandan pırasa falan da bakıyorum da kesin kaçırmışımdır gözden ya. Kesin. Ben öyle hatalar çok yapıyorum maalesef. Ya bu sen Penny'nin arkadaşı değil misin? Penny nerede? Annemle tanıştın mı? Tanışmadım. Annenle falan tanışmak istemiyorum şu an. Penny nerede? Şurada falan mı oturuyor bu kız? Nerede ya? Burada da değil. Buraya koyacak bir şeyimiz yok. Şu an Penny'yi arıyoruz yine. Her zaman olduğu gibi. Maalesef. Şimdi Penny buraya hiç gelmiyor. Bara falan gelmiyor. Ondan eminiz abi. Penny sürekli böyle gidiyor. Bir yerlerde oturuyor falan. Buralarda var mı? Buralarda da yok. Ya nerede bu kız ya? Bu kızı ben nerede bulacağım? Her seferinde farklı bir yerde. Enerjimiz de bitti işin kötüsü. Sahilde falan olabilir mi? Bence olamaz. O sahile de gidecek bir tip değil gibi ama. Tekrardan bir kütüphaneye bakalım. Olmazsa evine bakalım. Şu çocukları falan kesin okutuyordur yine. O bir şey yapıyordur da. Kilitli. 6'da kapanıyormuş. Bu eve gitmiştir abi bu saatte bu kız. Bence dışarıda değildir. Kesin evdedir bu. Kesin evdedir. Peni. Peni gel. Evde. Allah'ım odasında uyuyor kız. Bugün ne salı. Neyse yarım falan vereceğiz artık. Peni ile yatak odasına girebilecek kadar arkadaş değilsin. Tamam. Neyse Peni. Görüşürüz. Yapacak bir şey yok. Yaktın beni Peni ya. Mışıl mışıl uyuyor. Tatlış tatlış uyuyordu kız orada. Gördünüz mü ya? Kıyamam ben ona ya. Kıyamam. Alacağız. Penny'yi alacağız. Bu arada bir oylama yaptım ve dedim ki sizce Penny mi, Lia mı dedim. Bayağı %83-85 falan. Penny tabii ki dedi. Hem okumuş kız, bilgili abi, kesin Penny'yi al falan. O yüzden Penny'ye yürüyoruz arkadaşlar. Bundan sonra şeyimiz Penny'dir. Amacımız Penny'dir. Bunları da ekelim ama enerjimiz olmayacak çok fazla sulamak için. Belki yağmur yağar. Dur ben enerjim bitene kadar şunları da bir sulayayım. Yorulmaya başladım. Hadi abi hadi. Hadi mızmızlanma hadi. Sula. Tamam artık yeter bu kadar. Burada da bayılıp düşmeyelim şimdi evin önünde. Ve 9. günde standart bir şekilde bitiyor. İyi geceler Cem'cim. Hadi bakalım. Çiftçiliğimiz seviye 2 olmuş. Mayonez makinesi ve taş çit ve fıskiye yapabiliyoruz. Fıskiye için bize ne gerekiyor? Hemen bakalım. Ben burada video çekeyim derken de inanılmaz zatüre falan olacağım diye düşünüyorum ama hadi bakalım dur. Fıskiye. Nerede? Burada. Bir bakır, bir demir gerekiyor. Demirimiz yok galiba. Hatırladığım kadarıyla. Aa ne güzel şey. Aa bu ne lan? Merhaba Cem. Merhaba. Bu kediyi görüyor musun? He görüyorum. Aa çok tatlı. Bizim seçtiğimiz oyunun başında seçtiğimiz kedi. Çiftliğin girişinin orada oturuyordu. Sanırım başıboş bir kedi. Zavallıcık. Kıyamam ben ona ya. Miyavlıyor falan. Burayı sevmiş gibi aslında sence de çiftliğin cici bir kediye ihtiyacı yok mu? He var. Alalım mı arkadaşlar kediyi? Bence alalım lan. Bu hayvanı besleyecek. Besleyeceğim hadi bakalım. Kedimizin adı ne olsun? Keşke şu an bir canlı yayın olsaydı size sorardım. Kedimizin adı. Bizim karakterin adı Cem. Kedinin adı da Garbi olsun hadi. Garbi. Minik Garbi. Tamam küçük Garbi. Şimdi uslu bir kedi ol. Tamam mı? Hadi evladım. Evladım diyorum. Teyzeciğim hadi görüşürüz. Şimdi bu kedi bizim ne işimize yarayacak? Başımıza dert mi aldık acaba? Ondan emin değilim. Şunları bir toplayalım. Bayağı bir şey hasat çıkmış buradan. Envanter dolu. Tabii ki dolu. Her zaman dolu. Şu bakırları koy. 6 tane. Kömürü koy. Kuvarsı koy. Bunları daha sonra ben adama götüreceğim ya Günter'e. Bunu Penny'ye hediye edeceğiz. Bunları satarız. Altın kaç tane var bizde? 2 tane var. Okey. Bunlar ne? Patates mi bunlar? Vallahi bir tane patates bıraktım ben oraya ama bunları da satalım ya. Bunları da satalım. Hadi gelin.
Okey, şimdi şu fasulyeleri bir şey yapalım. Burası bu arada şu gördüğünüz yer kedinin suluğu. Oraya suyunu falan koyacağız her sabah. Bittikçe daha doğrusu. Umarım bir işe yarar şu kedi. Hadi bakalım. Kedicik nerede şu an acaba? Onu da bilmiyorum. Evin içinde falan mı? Şimdi fıskiye için de demir gerekiyor. Demiri adamdan alabiliriz aslında arkadaşlar. Şeyden. Madenci reis var ya. Ondan alabiliriz. Enerjimiz fena değilmiş bu sabah ya. Saat 7:10. Suyumuz bitti. Bu arada kümes için silo yapmamız gerekiyor. Silo kolay yapılıyor. Onda problem yok. Otomatik böyle şey versin diye. Tavuklar falan aldığımızda onları beslememiz gerekecek çünkü arkadaşlar. Ama ben onu size göstereceğim. Tamam, sulama işi bitti. Şimdi biraz odun toplayalım abi isterseniz. Bir de taş toplayalım. Taş için kaç tane gerekiyordu emin değilim ama odun bayağı bir eksiğimiz var ondan eminim. Bayağı 200-300 tane odun toplamamız gerekiyor. Şu meşe palamudu niye düştü şimdi durduk yere ya. Öf, böyle bir sırt çantası da gerekiyor. O da 5000 altın falan galiba ondan da emin değilim. Çok işimiz var çok. Daha çok işimiz var. Abi şunu koy. Şunu koy. Tamam, 5 tane taş gerekiyor. Aha, oha odun varmış. Ben görmedim mi odunları? Oğlum o zaman bugün gidip yapalım şu işi. Dur. Bekleyin arkadaşlar. Şimdi bir markete gidiyoruz. Bir markete gidiyoruz. Sakin, sakin. Odunları ben nasıl görmedim lan biraz önce? O kadar odunu görmeyen de ne bileyim yani. Şurada çiçek var da pırasa lazım bize. Çok görev var oyunda. Karışmaya başladı iyice her şey. Yavaş. Bugün çarşamba, market kapalı değil mi bugün? Yapma. Yapma, kapalı olma sakın. Tamam, sakinim. Sıkıntı yok. Penny'e bakıyoruz. Penny'e bakıyoruz. Penny ne olur evde ol da beni uğraştırma çok fazla gülüm be. Bu da 9'da açılıyor. 9'da evden mi çıkacak acaba bu? Penny burada. O süpersin. Dur bir dakika. Merhaba Cem. Geçen gün Pierre'in oraya uğradım ve yaban avucu aldım. Bir süredir satmıyordu. O avucu ben yetiştirdim Penny. Dün gece yemek yaptım işte evin içi olağan dışı koku verdi. Pierre o şeyi nereden bulmuş bilmek dahi istemiyorum. Ha kötü mü? Arkadaşlar. Hiç benimle alakası yok Penny. Ama ben sana şimdi yaban avucu vereceğim de. Hediye etmesek mi acaba? Penny ne olur sev. Teşekkür ederim. Çok özelmiş gibi duruyor. Sevdin mi? Penny hala bir kalp. Hoşlanmış. Fena değil herhalde. Okey. Penny. Neyse. Peki tamam. Küstüm. Şimdi Penny olayını hallettik. Bu haftalık Penny olayımız iki hediyeyle bitti. Sıkıntı yok. Bunları satamıyoruz. O zaman hemen gidip arkadaşlar. Hemen gidip bir 30 tane falan odun toplayıp şu kümesi yaptıralım diyeceğim ama kümes için bize para gerekiyor sanırım. Paranı kazanmanın da en kolay yolu açıkçası şunları satmak olacaktı. Onu da yapamayacağız sanırım. Biz bir odun toplayalım en azından. Yani yapacak bir şey yok. Şunu da bir alayım şuradan. Buralar biraz böyle yavaş mı ilerleyecek acaba? Emin olamadım. Hala bir pırasa da yok sağda solda zaten. Neyse biz bir odun toplayalım gel. Bugün ayın 10'u. 12 gün yetişiyor. 22 falan tamam. Tohum falan da yarın alırız. Zaten bugün market kapalı. Abi şunları hiç toplamayacağım. Şimdi şuradan başlayalım. Odun toplayarak. Yarın artık gidip her şeyi satarız. Hadi bakalım. Al şu odunları. Süpersin. Şu taş. 5 tane de taş gerekiyor da üstümüzde yer yok. Tamam. Şunları al 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 al. Buraları hep temizleyeceğiz arkadaşlar. Kümes falan koyup iyice genişleteceğiz. Ben böyle taştan yollar yapacağım falan. Zamanla olacak bu işler. Ben video dışında oynamıyorum. Herhalde oynamamı da istemiyorsunuz çok fazla. Tamam, 300 tane odunu tamamladık galiba şu an. Bakalım hemen. Hemen bakalım. Ve 314 odun, 95 taş var. Hemen taşı da halledelim. 300'e 100'dü diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Öyle olması lazım. Envanter dolu tabii ki dolu. Şunu da at. 2 3 4 5. Tamam.
100 tane de taş. Güzel. Hadi bakalım. Koy bunu da. Kömürü de koy. Hatta şöyle bir şey yapalım, dur. Madem işimiz yok. Şu bakırları bir eritelim. Bu eridikten sonra da şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Para kazanmak için. Yani çok fazla kazandırmayacak ama bir balık tutmaya gidebiliriz. Şunları da koy abi. Hatta bunları da koy. Bunları yarın falan ayarlarız biz. Hadi şu bakırımız pişsin. Sandık olayını da düzeltmek için şu şey yapacağız arkadaşlar. 2-3 farklı sandık yapacağız. Bir tanesi işte demir maden sandığı, bir tanesi bitkiler için, bir tanesi başka malzemeler için. Şimdi bir balık tutmaya gidelim. Enerjimiz zaten az. Enerji bitene kadar bir balık tutalım. Hatta bir de pırasa olayını artık bugün halledebilir miyiz abi ya? Madem çok şey yapamadık bugün. Bir pırasa olayını halledelim. Yani. Başkan ne yapıyorsun başkan? Şimdi sağda solda mutlaka vardır ya. Hadi be. Hadi bir tane bir pırasa be. Beyaz gibi bir şeydi, değil mi? Şöyle bir tekrardan ben bir bakıyorum arkadaşlar. Sağ solu geziniyoruz. Şurada falan var mı? Buralarda da yok. Şu yukarıda kesin vardır ya. Biz ormana hiç gitmiyoruz ya. Ormanda aslında olabilir. Bu arada milletin doğum gününe falan filan da hiç bakmadık farkındaysanız. Ormanda şey var mıdır acaba ya, pırasa falan? Buralarda olmadı kesin gibi. Şu amca da ne yapıyor orada, kıyamam ya. Hım nım nım nım. Aha, pırasa, vallahi bulduk, tamam, güzel. İlk defa bir pırasa diye sevindim hayatımda. O da değişik oldu. Şu teleskop kullanılıyor mu ya? Neyse. Onu başka bir yolu var kullanmanın galiba da, şimdi emin olmadığım şeyi de söylemek istemiyorum. Şimdi hemen halk evine gidip şu pırasayı koyup yeni görevlerimiz neymiş onları bir bulalım bakalım. Şimdi arkadaşlar 3 tane malzemeyi oraya koymuştuk, hatırlıyorsunuz. Şimdi koyacağımız malzemeyle ilk görev setini tamamlayacağız. Nerede? Bahar bitkilerinde. Bunu da koyduk. Yığın tamamlandı diyor. Bakalım ödül olarak bize ne verecek? 30 tane bahar tohumu. Çok güzel, tamam. Şimdi bu Junimo'lar bunları alıp herhalde çadırlarına falan götürecekler ve yeni yerler açıldı gördüğünüz üzere. Burası açıldı. Bir de neresi? Akvaryum mu açılacak bir de? Aynen, bir de akvaryum açıldı. Tamam. Şimdi buradaki görevlere de bakalım. Bunu illa yanına gitmemize gerek yok. E'den E tuşuna basıp da bakabiliyoruz ama. Şimdi istiyor ki bizden bir tane yaban avucu. Biraz önce şey, bahar bitkileri dediği, sokakta bulduğumuz bitkiler işte, bahçede falan. Bunlar kendi yetiştirdiklerimiz. Bahar, yaban avucu var, sıkıntı yok. Patatesimiz var. Karnabahar ve fasulye gerekiyor. Şimdi karnabahar tohumu bize verdiği, hediye ettiği tohumlardan şey çıkmıyor. Pırasa falan çıkıyor işte. Yani sokakta bulduğumuz maddeler, bitkiler çıkıyor. Karnabahar tohumu almamız lazım. Bugün çarşamba, bugün alamıyoruz. Tamam. Yarın karnabahar tohumu alacağız. Fasulye var zaten. Diğer ikisi de var. Patatesle yaban avucu da var. Sıkıntı yok. Ha bir de galiba dur. Bak, kiler, zanaat odası. Balık havuzunda da balık falan tutmamız ve buraya götürmemiz gerekiyor. Bir de şurada yanlış hatırlamıyorsam kilerde kaliteli ürünler diye bir şey olması lazım. Aynen. Yaban avucu baharda yetişiyor. Kavun yazın yetişiyor falan. Bunlar kışın yetişiyor. 5 tane altın yaban avucu gerekiyor. Ben o yüzden biriktiriyordum ilk bölümden beri. Şimdi bizde 2 tane var. Yaban havucu ve karnabahar tohumu almamız gerekiyor. Karnabahardan bir tane alsak bile yeter aslında ama satarız biz, alalım. Yarın olsun, hepsini hallederiz. Bir de para da gerekecek bize. Hadi bakalım. Şimdi son kalan enerjiyle balık tutacaktım ama şu tohumları görünce dayanamadım. Yine tohum ekme işine giriyorum. Şöyle şunları ekelim. Bunlardan deli gibi para gelecek çünkü. 30 tane bedava tohumu her yerde bulamayız. Tamam, şurayı bir çapalı abi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hemen bunları da ek.
Ya bunları sulamak çok zor olacak. Bizim bir yere madene gidip demir falan almamız lazım. Ha, bunları suladığım an benim her sabah enerjim biter çünkü böyle böyle. Bu biraz problemli. Bunlar kaç günde büyüyecek acaba? Bak ona da bakmadık. Neyse video tekrarından bakarım. Sanırım yazıyordu orada çünkü. Şu kedinin suyu var mı ya? Var. Kedi de nerede? Bu arada onu da bilmiyorum. Neyse enerjim bitene kadar sulayayım şunları. Enerji full bitince bu arada sabah yarım enerjiyle uyanıyormuşuz. Onu yazmışsınız bana. O yüzden tamamen de bitirmek istemiyorum. Zaten 3 tane kaldı. 1, 2, 3. Abi ulan. Sulamıyorum lan seni. Şunu sulamayacağım. Hadi bakalım. İyi geceler. Gıcık oldum. Aa kediye bak lan. Lan eşek sıpası ne güzel yatıyor orada. Saat 17.10. Yatalım uyuyalım artık be. Seviye 2 toplayıcılık. Aç burger diye bir yemek tarifi şey yapmışız. Bu arada sizden şöyle bir şey öğrendim. Bu televizyonu açınca işte topraktan geçinmek mesela programına hoş geldiniz. Bugün sizlere başka bir ipucu vereceğiz. Şimdi dinleyin. Kargalar dert mi oluyor? Öyleyse korkuluğa ihtiyacınız var. Çiftliğinize korkuluk koymak kargaları uzaklaştırır falan filan. Daha büyük bir çantaya mı ihtiyacınız var? Bölge bakkalına uğrayın. Buradan bir şeyler kazanabiliyormuşuz diye biliyorum ama hava durumunu öğrendik. Falcıda ne var? Velvik'in kerameti programına hoş geldiniz. Geleceğe dair gizemli bilgiler. Hadi bakalım. Bugün ruhların keyfi yerinde. Bence şansınız yaver gidecek. Hadi bakalım. Umarım. Bakın mektup gelmiş. En sevdiğim baltamı kaybettim. Bulursanız derhal bana teslim edin lütfen. Baltam olmadan çok zorlanıyorum. Bulana 250 bin lira vereceğim. 250 altın verecekmiş. Robin. Tamam. Robin'in baltasını bulacağız. Bir mektup daha var. Sevgili Cem. Tanıştığımız zaman büyük babanın barakasıyla dalga geçtiğim için özür dilerim. Aslında çok hoş bir yermiş. Yine de bir gün daha fazla alana ihtiyacın olabilir. O noktada sana yardım edebilirim. Bana ham madde getirip işçilik tutarını ödediğin takdirde evini genişletebilirim. İlk olarak mutfak ekletmeni öneririm. Mutfakta öğrendiğin tarifleri yapabilirsin. Her neyse, umarım Yıldız Çiği Vadisi'nde evinde gibi hissetmeye başlamışsındır. Bölgemizin marangozu Robin. Robin'cim teşekkür ederim. Aramızda böyle şeyler olmaz. Merak etme, problem değil. Özür dilemeye de hiç gerek yok. Biz fasulyeleri sulayarak... Aa, kedinin suyu bitmiş. Bunu susuz bıraksak ölüyor mu acaba? Deneyelim mi bir gün? Denemeyin tabii ki de. Oyunda olsa yapmıyoruz böyle şeyler. Oyunda dahi kedilerimize, köpeklerimize bakıyoruz arkadaşlar. Tabii bunu dedikten sonra ben birazdan Far Cry New Dawn'u açıp deli gibi köpek öldüreceğim ama olsun. O başka. Hemen şu sulama işini hallediyorum. Şimdi mutfak falan yapamayız abi. Doğru düzgün paramız yok zaten. Bugün Perşembe. Penny'e hediye vermemize de gerek yok. Şimdi Robin'in baltasını bir bulalım. Ben az çok tahmin ediyorum. Balta ormanda kaybolmuştur. Ormana gidip bulalım. Su bitti. Ben bunları sulayacağım bugün arkadaşlar. Full sulamak istiyorum. Baltanın yerini ben biliyorum bu arada gerçekten. Ezbere biliyorum hatta. Yani az çok biliyorum şimdi. Ezbere deyip bulamazsak da. Her seferinde değişiyor da olabilir belki. O yüzden 250 altın da verecekmişim. Güzel olur. Ama lakin ki bir şeyi kontrol etmem gerekiyor şu an. Yaban avucu var. Altın yok doğru düzgün. Patates var tamam. Şimdi ben bunun... Aa, evet bir tane bırakalım buraya. Buraya da bir tane bırakalım. Bu ikisi gerekiyordu. Fasulye ve karnabahar. Tamam. Şimdi bunları bir satalım isterseniz. Daha sonra şunu ve şunu adama verelim. Başka yapacak bir şeyimiz var mı burada? Düşünüyorum da şeye bakalım. Hediye faslı bitmiş bu haftalık. Hemen gidip şu işleri bir halledelim arkadaşlar. Sonra baltayı bulacağız. Tohum almayı unutmayalım. Tamam. Bir sonraki bölümde hakikaten önüme kağıt kalem alacağım. Böyle takip etmek çok zorlaşıyor yani. Bir de 5 tane altın havuç gerekiyor bize. Bugün Perşembe dükkanımız açık olması gerekiyor dükkanımızın. Sakıncası yoksa bana kedi balığını kim bulur? Oha 600. Oo, kedi balığı. Linus yukarıdaki evsiz adamdı değil mi? Ben bunu bir kabul edeyim. 600 lira az değil ya.
9'da mı açılıyor? Lan zibidi. Ne istiyorsun? Beni yalnız bırak. Al sana hediye olarak kil vereyim. Bunu sevmiyorum. Olsun, oynarsın. Çanak çömlek yaparsın. Hadi 9 oldu. Okey. Çiftçi Cem gelmiş. He gelmiş. Al bunları. Güzel. Şu ne kadar ya çanta? 2000 lira mı? Şimdi olmaz. Daha kümes yapacağız abi. 2000 1576 var. Görevde bir şey titriyip duruyor. Robin'in kayıp baltasını bul. Aa, dur şeyi almayı unuttuk. Abi bana bir karnabahar tohumu lazım. Çok da değil, 2 tane, 5 tane al hadi. Yaban havucu tohumu da lazım bayağı bir. Bundan da bir 10 tane al. Zamanla alırız. Daha çok zamanımız var, ayın 11'i. Acele etmeye gerek yok. Şimdi şu baltayı bir bulalım arkadaşlar. Aşağıdan gitsek daha iyi olacaktır. Oyun çok iyi. Aa, Penny. Penny, gel konuşalım. Bu kadar küçük bir kasabada kütüphanemiz olduğu için çok şanslıyız. Kitaplara daldığında hep aynı şeyleri söylüyorsun Sandıya. Sanırım bu yüzden okumayı çok seviyorum. Üzgünüm, kendimi kaybettim bir an. Keşke sana şu an hediye verebilsem. Penny bu hafta senden 2 hediye aldı. Az kalsın kil veriyorduk kıza bu arada. Bir de şeyi atmışsınız arkadaşlar. Ona da baktım. Hangi karakter hangi hediyeyi... Aha, bir şey oluyor. Ev kötü kokuyor. Ne oluyor lan? Neden kilitli ki? Lağımı keşfe çıkmak istiyorum. Çocuklar bence bir... Sanırım anahtar Günter'de. Profesör Günter mi? Müzeyi yöneten adam mı? Neden anahtarın onda olduğunu düşünüyorsun? Bir keresinde cebinden büyük paslı bir anahtar çıkarmış. Bunun gibi tüylü ürpertici bir lağım kapısının anahtarı profesördeki gibi paslı falan olabilir diyor. Ha, demek ki ondan nasıl alacağız biz bu anahtarı ya? Oraya bağış yapacaktık bu arada, bak onu da unuttuk. Çocuklar korkmayın. Şurada hareket eden bir şey var. Vallahi bir şey var. Oğlum, aa, lağım. Şimdi merak ettim, hadi bakalım. Ben daha önce hiç gitmedim bu arada, oynadığımda buraya girmedim hiç. Hadi bakalım. Korktu. Yeni gizemler keşfediyoruz. Oyunda bayağı dolu harita aslında. Her ne kadar böyle iki boyutlu. Dandirikten bir harita gibi görünse de. Aa, kedimiz burada görünüyormuş. Minnoşko ya. Garbi. Bunları toplamak isterdim ama üstümüzde yer yok. Şunları müzeye götüreceğiz. Robin'in baltasını da bulmamız gerekiyor. Şimdi bu hatun bunu burada bir yerde kaybetmiştir diye düşünüyorum. Bunlar neymiş lan? Şunları da alalım bir ara. Bir dakika, ben yerini biliyorum falan dedi. Ha, okey, tamam, güzel. Kayıp balta bulundu. Ver Robin. Hemen Robin'in oraya gidiyoruz şimdi. Yolda müzeye de uğrayalım. Müzeden de hediye falan alıyoruz arkadaşlar. 5-6 bağışta bir hediye veriyor bize. Ya şu büyük babamız beni şafakta bekle falan demişti ya 3. yılın başında mı ne? Ya ben hakikaten onu görmek istiyorum ya. O olayı görmek istiyorum. Onu görmeden bu seriyi bitirmek istemiyorum açıkçası. Dediğim gibi ya, şöyle 20 bin civarı izlenirse okey, devam ederim diye düşünüyorum. Aslında daha çok like'lar önemli benim için arkadaşlar. Bu arada ya, yerim ben senin, ne güzel oturuyordu. Size çok yakın zamanda güzel de bir haberim olacak. Ama şimdiden spoiler vermeyeyim ama. Değişik değişik bir şey yapacağız. Hepiniz topluca. Ne diyorum ben, yine cümle kuramıyorum. Abicim, ben sana bağış şeyleri getirdim. Taş maş bir şeyler getirdim. Ha, bundan vermişiz daha önce. Bunu al o zaman. Okey. Hediye ödül müdül vermeyecek misin? Ulan bir sürü şeye başladık. Bir tane ödül verir insan ya. Terbiyesiz herif. Yukarı çıkıyoruz şimdi. Ha, Robin'e gitmişken bir de şeye bakalım lan. Kaç lira gerekiyormuş, ona da bir bakalım. Bizim paramız niye bitip bitip duruyor? Biz zengin olamadık ya. Neyse, şu an bayağı ekili bir şeyimiz var. Sanırım bunların hepsini satarsak para yapacağız diye düşünüyorum. Robin. Ben geldim. Ciğerim. Öncelikle şu baltayı bir al bakalım. Hey, baltamı bulmuşsun. İçim rahatladı. Diğer baltamla az kalsın parmağımı kesecektim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Para.
Ha. Hemen paradayım ben tabii. Tamam güzel 1200. Daha harcamayalım onu. Ev çiftlik yapısı. 4000 altın mı gerekiyor? Vay anasını. 300 100. Onları topladık. 4000 altın. Hadi hayırlısı. Şimdi tohumları akşam ekeriz. Enerjimiz fena değil. Gidip bir balık toplayalım. Abi şu 600 altınlık görevi yapabilirsek çok iyi olacak bu arada ya. Sizce yapabilecek miyiz? Kedi balığı gece çıkıyor diye biliyorum ya. Bunun görevi kaç günmüş? 2 gün. Ya yani bu gece tutmamız lazım bu balığı. Hemen aşağı ineceğim şuradan. Sahile doğru. Nerede iniyorduk? Buradan gidilmiyor mu? Ha okey. Hadi yani saatlerce oynamama rağmen sürekli şu map'i karıştırıyorum ya. Kedi balığı. Biz enerjimiz bitene kadar balık tutalım diye düşünüyorum. Şunu da satarız. Gel hatta şunu da satarız. Gel 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 gel. Süper. Sırt çantası da almamız gerekiyor. Başka kabuk mabuk var mı buralarda? Yok. Umarım içeridedir. Umarım dükkan açıktır. Abi şunları bir satayım sana. Hatta bunu da çöpe atmayalım. Şu kuarsı da ben sana hediye ediyorum. Sen sever misin böyle şeyleri bilmiyorum ama. Mükemmel görünüyor ha. Beğendi güzel. Tamam şimdi balık tutabiliriz arkadaşlar. Ya üstümüzde yer yok ki abi. 3 tane balık tutacağız gidecek yani. Sırt çantası şart abi şart. 2000 liraya ilk başta onu mu alsak acaba ya? Para kazanırsam yani. Daha çok eşya üstümüze tutabilirsek. Bu kolay bir balık. Kedi balığı da kesin zordur 600 lira verdiğine göre. Ne çıktı? Sardalya. Ya bu şey için de gerekiyor olabilir ha. Halk evi için. Balık havuzu, özel bu deniz balıkları. Sardalya, ton balığı, kırlangıç, tilapi. Sardalya'yı şeye saklıyoruz. Oraya götüreceğiz. Buradan koyamıyoruz. İlla halk evine gitmemiz gerekiyor arkadaşlar bu arada. Bir de gümüş çıktı. Güzel. Aslında bunu satabiliriz de ne kadar verdiğine bağlı. Ben de ne para gözü oldum bu oyunda ya. Modern hayattan çıksan köye yerleş yine para yine para. Bu ne ringa ringa şişeler. Bu da gümüş. Bir tane daha tutalım. Şu kaçta kapanıyor burası ondan da emin olamadım ya. Bu arada oyunda milletin çöpünü falan karıştırıp bir şeyler bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama yakalanırsanız problem oluyor diye biliyorum. Şu oyunun bir ikincisi falan çıksa aslında güzel olmaz mı ya? Bu oyuna benzeyen çok güzel bir oyun var. Onunla da başlamayı düşünüyorum. Bu seri bittikten sonra tabii. Bu ne? Bu da sardalya. Bu da gümüşmüş. Müşmüş. Abi ben şunları sana satayım full. O sardalyadan biz yine tutarız zaten. 1400 altınımız var. Aslında 2000 falan yapsak burada var ya hemen ben şey yaparım yani. Çanta falan alabilirim. Yosun. Bu yosun yeniyor galiba. Enerji veriyorum peki. Veriyor güzel. Bir tane daha. Sardalya tutana kadar buradayım abi. Ya yapacak bir şey yok çünkü hani ben hızlı hızlı geçemem arkadaşlar. Bunları mutlaka yapmamız gerekiyor bir noktada. Dediğim gibi video dışı da oynamak istemiyorum çok fazla. O yüzden hep beraber böyle balığı bekliyoruz bakalım. Siz nasılsınız arkadaşlar? Ondan bahsedin biraz. Hayat nasıl gidiyor? Pandemi dönemi nasıl gidiyor? Keyifler yerinde mi? Yorumlar böyle güzel aslında bu aralar ama. Sardalya mı? Güzel. Hep gümüş çıkıyor ya. Hoş. Şimdi akşam olmasını da bekliyorum. Belki bir kedi balığı falan bir şey gelir diye. Lan oynaşma. Oynaşma. Ne çıktı? Bir sardalya daha. Bu da gümüş. Tut. Saat 17. Kaçta kapanıyor şu balıkçı ya? Ah be! Ulan korktum adam kapıdan çıkınca. O da balık tutmaya başladı. Hadi bakalım. Şu 600'lük görevi yaparsak çok iyi olacak bizim için ya.
Ne ringa balığı. Şimdi o zaman şöyle bir şey yapalım. Ben burada 2 saatimi harcamayayım abi. Enerjimiz de çok fazla yok. Şimdi kedi balığı olayını son kez bir deneriz bugün. Ben onun yerine şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Şimdi bir gideceğim. Şunu bir halk evine koyacağım. Nerede, nerede, nerede? Burada. Bunlar enerji veriyor mu bize balıklar ya? 18, 23. Bunları yeriz olmazsa. Şimdi gel bakalım. Deniz balıkları dedik. Sardalyeyi koyduk. Şu ringayı isteyen bir balık şey var mı acaba? Özel balıkta mor gibi bir rengi var. Yengeç çömleği diyor. Nehir balıkları diyor. Burada da yok. Gece balıklarında göl balıkları. Şeye de bakıyorum bir yandan da kedi balığına. Ringa'yı isteyen bir şey yok. Ben bu iki balığı da yiyorum abi. Çünkü bugünkü görevimiz bitmedi hala. Bunları ye bakalım. Afiyet olsun sana. Artı 23 de bu verdi. Daha bu tohumları ekmemiz gerekiyor 15 tane ama. Bakalım. Enerjimiz yetecek mi? Bir de kedi balığı bulmam lazım. 600 çok büyük bir para yani. Ya Penny bak oturuyor orada kıyamam ya. Her gördüğümde içim gidiyor abi. Aşk böyle bir şey galiba. Hava kararmaya başladı. Şimdi bence gelir kedi balığı. Şöyle başlayalım. Bence gelecek şimdi. Evet bak oynak bir şey geldi. Oynak bir şey geldi. Bu sardalya falan değil. Bunu kaçırmamamız lazım. Ne olur dandik bir balık olmasın ya. No lan oğlum bir dur. Lan! Abi kaçma kaçma kaçma. Ya bak o oynuyor bir de fake atıyor. Hadi. Siyah bir şey. Pisi balığı mı? Bizden ne istedi bu herif? Kedi balığı. Pisi, kedi aynı şey değil mi? Ya ben bir şey diyeyim mi? Bence pisi balığı da olur ya. Bence pisi balığı da olur. Aynı şey olmasın bu ikisi. Kedi balığını ben nerede bulacağım lan? Bir tane daha bir deneyeceğim abi. Yine oynak bir şey geldi. Hem de çok oynak ya. Kaçıracağız bu balığı. Bu balığı kaçıracak gibi hissediyorum. Oynama kal orada süper. Yine aynısından geldi. Hep aynısından gelecek büyük ihtimalle. Yassı bir balık türü. Ya pisi balığı, kedi balığı karıştı bak. Kedi balığı hangisi acaba? Neyse. Yapacak bir şey yok. Bir şeyler oluyor. Daha biraz önce bahsettim ya. Şeye bak. Bak bak çöpü karıştırıyor zibidi. Aha bizim huysuz amca çıktı yine. Bak ya Burakunlar tekrar geri dönmüş gibi. Pis hergeleler. Dönmüş. Ah tam vaktinde geldin evlat. Yaşlı bir adama bir iyilik yapar mısın? Köşeden dönüp şu rakunları benim için korkutur musun? Başıma baya bir dert açtılar. Teşekkürler. Onları iyice korkuttuğuna emin ol ki bir daha geri gelmesinler. Ha, hadi bakalım. Ya bendim. Üzgünüm. Ya amca ya. Bu kutularda çok fazla sıcak ve taze yiyecek buluyorum. Almazsam israf oğlum kıyamam lan. Yaptığım şeyin yanlış olduğunu düşünüyor musun? Evet, bu mide bulandırıcı pis herif. Yok, hayır. Hayır, yemeğin israf olması kabul edilemez bir durum. Evet, yaptığın yasa dışı. Hayır ama bence bir iş bulup başkalarını sürüklemek mi? Ne diyelim? Hayır, yemeğin israf olması kabul edilemez bir durum. Teşekkürler Cem. Açık fikirli bir insan olduğunu biliyordum. Yaptığım şey hakkında iyi hissediyorum. Ben kimseye zarar vermiyorum. Ya ben kıyamam ben sana ya. Eve gidebilirsin. Söz veriyorum George'un çöp kutusunu karıştırmayacağım.
Ona rakunları korkuttuğunu söyleyebilirsin. Kıyamam ben sana ya. Amca ya. Üzüldüm lan. Şimdi gitti salonun şeyini karıştırıyor. Al işte, yakalandım. Hadi bakalım. Bekle. Ne yaptığını biliyorum Linus. Eğer yiyeceğe ihtiyacın olursa istemen yeterli. Pelikan kasabasında kimsenin aç gezmesini istemiyor. Abi mükemmel bir yer burası. Ben burada yaşamak istiyorum ya. Al bir sepet dolusu börek. Baharatlı makarna sosuma iyice batırdığından emin ol. Hadi al şunu. Abi mükemmel, gözlerim doldu şu an. Gerçekten gözlerim doldu ya. Bu arada kamera bu dakikalarda kapanıyor. Neyse ki ağladığımı görmediniz arkadaşlar. Vallahi çok güzel. Herkes yardımsever. Nerede kaldı böyle bir insanlık falan, yok ki. Vallahi çok hoşuma gitti şu an. Burada yaşadığım için bir kez daha mutluyum. Gerçek hayattan daha zevkli bir yer burası arkadaşlar. Daha mutluluk verici bir yer. Ve işin kötüsü, bir saat bu videoyu çekiyorum. Daha sonra gerçek hayata dönünce kendimi çok kötü hissediyorum. Çok mutsuz oluyorum. Keşke her şey bu oyundaki gibi böyle mükemmel olsa. Ağlayacağım birazdan ya. Gerçekten ağlayacağım. Neyse, yapacak bir şey yok. Size de oluyor mu bazen ya böyle? Benim hissettiğim gibi hissediyor musunuz acaba? Şunları da koyalım. Ekelim abi. 7 tane kaldı. Onları da ekelim. Bak, yanlışlıkla bir yere çapaladık ama. Ya bazen gerçekten bir oyun ya da işte ne bileyim kitap falan okurken hep onun dünyasında kalmak istediğim benim çok oluyor. Ama gerçek hayata dönünce çok iğrenç bir hissiyat. Bilmiyorum, bazı bilmiyorum. Sadece bilmiyorum. Birden ağlamaya başlıyormuşum değil mi şimdi böyle? Bu oyunu oynamamız güzel oldu ya, böyle muhabbet de ediyoruz. Ama muhabbet konusunda çok yakında güzel bir haberim var arkadaşlar size. Lan benim yatağımda yatmış zibidi. Çok tatlı lan. Benim gerçek kedim de böyle, ben yatarken hep benim kucağıma geliyordu. Hadi bakalım, yeni bir gün. Ayın 12'si. Önce şu toplayacağımız şeyleri toplayalım. Fasulyelerimiz hala olmamış. Önce kedinin kabını bir dolduralım arkadaşlar. Kedicik ya, kıyamam. Sonra şurayı hemen bir sulayalım. Yeni bir gün yine bize neler gösterecek hemen göreceğiz bakalım. Yıldız Çiğ Vadisi. Pelikan Kasabası. Yine buna bütün enerjiyi boşaltacağız gibi duruyor ama hadi bakalım. Neyse, havuçlar zaten 4 günde büyüyor arkadaşlar. O yüzden çok da büyük bir problem olmayacak diye düşünüyorum. Bu arada kedi balığını veremedik ama pisi balığını vereceğim abi. Amcamıza gidip şu pisi balığını vereceğim. Kendisi aç çünkü, evin evsizi. Şey, kasabanın evsizi. Geçen gün bir yorum gördüm. Cem abi sen Türkçeyi sonradan mı öğrendin? Senin ana dilin başka bir şey mi diye. Bir bazen videoları izlerken ben de öyle hissediyorum. Sanki Türkçeyi sonradan öğrenmiş gibi konuşuyorum bazen de. Video çekerken gidiyor bende, karışıyor. Yapacak bir şey yok. Oyunun müzikleri falan da harika ya. Bu arada fıskiye olayı aklımda arkadaşlar. Yalnız çok kötü bir şey söyleyeyim size. Mesela fıskiye yapacağız ya. Fıskiyeyi şu ortaya koyacak. Mesela bak şöyle dur. Öncelikle şuna bakın. 4 kare sular diyor. Ortaya koyacağız ya mesela. Sadece üstü, altı, sağ ve solu suluyor. Aslında hiçbir işe yaramayacak fıskiye şimdi. Gelişmiş fıskiyeyi açmamız gerekiyor bizim. Yani o yüzden demiri ve bakırı da öyle dandik bir şey harcamak istemiyorum açıkçası. Oğlum bir sulama yaptık, enerjinin yarısı gitti anasını satayım. Neyse. Şu tohumlar büyüsün de gerisi zaten hızlıca büyür. Şimdi şu postayı bir okuyalım. Sevgili Cem, yarın kasaba meydanında yumurta şöleni gerçekleşecek. Şölene katılmak istiyorsan sabah 9'da öğlen 2 arasında orada olmalısın. Her yıl düzenlediğimiz yumurta avını kaçırmak istemezsin. Yarın oyunda yumurta şöleni var arkadaşlar. Tabii ki siz bunu
Bu bölümde izleyemeyeceksiniz. Size böyle merak konusu olsun. Bir sonraki bölümde yumurta şöleninine gideceğiz. Ama şimdi tabii ki dur bir geri git. Her oyun yani her bölümde 4 gün oynuyorum fark ettiyseniz. İşte 1-4'ü yaptık. Sonra 8'e kadar yaptık. Bugün de 12. günü oynayıp bitireceğiz bölümü. Şimdi şöyle bir şey. Bir dakika. Bahar ekinleri. Bu var, bu var. Bu ikisi büyüyor. Bunları götürmeye gerek var mı şimdiden? Bence acele etmeye gerek yok. Topluca götürürüz onlar biriktiğinde. Odun ve taş duruyor. Bunlar da duruyor. Bugün peki Penny'ye hediye falan verecek miyiz? Vermeyeceğiz. Nem. Okey, şu an standart yani madenin 40. seviyesi ve kümes inşası görevi var. O zaman madene mi gitsek yavaştan? Şu balığı yesek mi? Bir dakika. Patates kaç tane var? Bir. Bir. Okey, ben bu patatesi bir yiyorum önce. Ne kadar enerji verecek bize bu? 25 verdi. Balık ne kadar veriyor? 35. Bir tanesini ben yiyeceğim balığın. Ya fena değil, okey. Bir 5 seviye gidebiliriz madende diye düşünüyorum. Yavaştan madeni de açmak istiyorum arkadaşlar. Hatta şurada bir tane pırasa falan buldum. Bu pırasayı da yiyelim. Bu da 40 enerji veriyormuş. Çok iyi. Hemen yiyelim o zaman. Afiyet olsun. Şu enerji vermiyordu diye hatırlıyorum ya. Enerji veren bu muydu? Ha, bu veriyormuş. Diğeri vermiyordu. Bunu sonra ya abi. Şimdi fullemeyelim. Şu balığı herife vereceğiz yukarıda. Tamam. Abi işte kedi balığı bulamadık ama en azından pisi balığı götürelim. O da aynı şey benim gözümde yani. Aslında bence bütün balıkların tadı aynı falan diye iddialı bir cümle kurayım mı arkadaşlar? Karadenizler tetiklensin. Tabii ki değil. Bir Karadenizci olarak balığı seviyoruz. Favori balığınız nedir? Yorumlarda yazın. Benim somon. Hem de Norveç somon. Ben niye sana geldim ki şimdi? Ha amca seni arıyorum. Amca sen bunu istemedin ama al. Hediye mi? Çok hoş. Yani okey. 600 altını sen nasıl verecektin acaba zaten? Orası saçma olmuş mesela. Bu adam nasıl 600 altın verdi? Gerçi belki o da başka bir yerden iş almıştır. Okey, 15. seviyedeyiz. Şu an 20'ye kadar açmaya çalışacağız arkadaşlar. Belki açıktır diye ben bir madeni geziyorum önce. Şu sinek iğrenç vıcık vıcık bir ses çıkıyor ya, çok seviyorum bu sesi. Ne çıktı? Eski tohum. Müzeye bağışta bulunursan okey. Müzeye bağışlayacağımız bir şey. Lan orayı sulama. Ha. Aa, yaratık falan yok hiç. Şu taşlardan bir tanesinden çıkacak artık. Ya demiri nasıl bulacağız onu ben anlamadım. Bizim karşımıza demir çıktı mı hiç? Madende. 16. seviyedeyiz. Şunları kıralım ya. Bazen direkt böyle tak diye açılıyor merdiven. Az şeyler solucan gibi iğrenç pis yaratıklar görüyorum şu an dur. Oo. Ya bizim kılıcı falan da güncellememiz lazım. Bu kılıç çok dandik çünkü arkadaşlar. Oha, ne oluyor lan? Ay, şeye dönüşüyorlar. Oğlum bu çok tehlikeli bunlar ya. Oha, 4 tane var. Şu an fena gitmiyoruz. Demek ki onları hızlıca öldürmek gerekiyor. Okey. Seni de pırtlattık. Şu bakırları alalım. Bize bakır gerekiyor. Leaf'i falan at abi. Bakır. Hop 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 hop. Git. Allah kahretsin ya. Yeşil yeşil oldu bir de ekran. Abi içimden geçtiler. Yemin ediyorum içimden geçtiler. Dur. Hop hop of of öleceğim. Kesin öldüm şu an. Net öldüm. Garanti öldüm ben sana söyleyeyim. Bir tanesi gitti. Ben de gidiyorum yavaşça. Sağlığıma da bakıyorum bir yandan. Çok kötü durumda olursa. Abi ölün artık. Ya çok kötü. Abi bir önden bir arkadan geliyorlar. Çok kötü durumdayız şu an. Çok kötü durumdayız. Bu kadar zor olmamalı bu. Oo. Abi bir şey yemem lazım ya. Tamam 2 3 tanesiyle başa çıkarım.
Bir tanesi ölsün ama artık çıkamadı. Çıkamadı. Öleceğim, vallahi öleceğim ya. Çok az canım kaldı abi. Çok az canım kaldı ve okey ölmedik. Yalnız bu sağlığımızı ne kadar arttıracak bilmiyorum. 19'muş, 30 oldu. Çok kötü durumdayız şu an. Bunlar yenmiyor. Yenebilen hiçbir şey yok. Süper abi. Ya rezil, rezil olduk şu an ya. 16. seviyedeyiz, sağlığa bak. Kendi kendine artıyor mu? Artmıyor değil mi? Süper. Süper abi. Biz nasıl 40. seviyeye kadar gideceğiz? Ondan da ben çok şüpheliyim. Bu telefonda bu kadar zor değil bu iş ya. Bir tavsiyeniz varsa yorumlarda yazın arkadaşlar. Hemen şurada merdiven gördüm. Hemen. Şu an 18'deyiz. Oğlum şurada açılsa ya hızlıca. Tak diye açılsa ya merdiven. Bak burada bir şeyler var değişik değişik. Şunu al. Şu tut. Şimdi bundan hiç hasar yemememiz lazım. Abi yine o sülükler var. Aa enerjimiz artıyor. Artıyor mu? Yok artmıyormuş lan. Ulan ona bakayım derken iyice yedik. Sağlığı. Ya şu salaklar şeye dönüşüyor işte, o problem. Ya oğlum. Bunu vurmayı bırakmayacağız abi, tamam. Vurmayı bırakmıyoruz. Şu rayları takip ediyorum. Yine iki tane var orada pis pis. Hiç bulaşmasak. Şeye dönüştüklerini görürsem direkt atarım abi. Direkt kaçarım yani. Saldıralım mı? 21 canlı. Hadi deniyorum. Ulan şey var. Hah dur. Dur. Tamam bir şey olmadı. Bir şey olmadı. Sıkıntı yok. Yaratık falan kalmadı sağda solda. 18. seviyedeyiz. Hadi gözünü seveyim şöyle 19'u hızlıdan bulalım. Sonra 20. Hızlı hadi. Burada yok. Tamam buradan bulamadık. Buradan bir merdiven falan bir şey açar mı? Saat 16.50 olmuş oyunda. Şu yer süper. 19. seviyedeyiz. Şu yosun... Aa süper, bunu da yiyelim. Afiyet olsun. Nereden çıktı bu acaba bilmiyorum ama. Okey şimdi şunları kıra kıra gidiyorum. Belki merdiven şak diye açılır abi. Şunu da kır. Kömür. Hiçbir şey yaramadı. Bunları kıra kıra gidiyorum. Merdiven açılırsa var ya efsane olur şu an. Ama hop açıldı lan, süper. 20. seviyedeyiz işte bu. Jeot'u atıyorum çünkü ödül alacağız. Ve yeni bir kılıç. Yeni bir kılıç bulduk, süper abi. Çelik küçük kılıç aldım. Bundan sonra bunu kullanacağız. Farkı neymiş? 4-8 hasar artı 2 hızmış. Bizimki 2-5 güzel. Aa burada değişik bir yer var. Aa burada balık falan tutabiliriz. Bir şeyi atmamız gerekiyor ama. Burası 20. seviye. Neyi atsak? Kılıcı satacağız çünkü, onu atmayacağım ama. Okey ya şimdilik yeter. Şimdi balık tutup buraya özel balıklar var arkadaşlar. Onu da şimdi göstermek isterdim ama yapacak bir şey yok. Biz hemen gidelim. Şöyle dönelim. Hatta şuraya bir gidelim, dur. Şuradan bir şeyler satabiliyorsak satarız. Abi selamlar, iyi akşamlar. Bu da yanlışlıkla bunu satmayayım da. Okey bunu 50'ye satalım. Keşke çöpe atıp balık tutsaydık, daha kârda olurduk ya. Senden alabileceğim bir şey var mı? Gümüş kılıç iyiymiş mesela. 750 altın. Çok da pahalı değil. Ama şimdi bunu harcamayacağım paramı arkadaşlar. Alacak oyunda yapacak çok iş var. Biz öncelikle kümes ve sırt çantası için para biriktiriyoruz. Bir sonraki bölümde bizim ekinler falan büyüdükçe hızlı yaparız diye düşünüyorum. Şimdi eve gidiyoruz. Sanırım yapacağımız bir görev de kalmadı. Balığı veremedik. Yapacak bir şey yok. 40. seviyenin yarısını yaptık. 20'deyiz. Kümes için de sadece para gerekiyor. Eşyalar tamam. 4000 altın oraya gidecek. 2000 altın şeye gidecek. Sırt çantasını. 2000'di yanılmıyorsam. Ve yavaştan Penny'e de kendimizi sevdireceğiz. Ama hala bir kalpteyiz. Şu olay benim çok canımı sıktı açıkçası. Keşke onu artırabilsek. Her gün gidip konuşsak artar mı acaba? Mesela ondan da emin değilim ama. Son bir ben şu kızın bir evine bakayım mı?
Bakalım evde mi? Sapık gibi sürekli evine gidiyorum kızın her gün. Evinde de değil. Nerede bu kız bu saatte falan. Kesin oturuyordur orada. Aa bak kıyamam. İyi insan işte lafın üstüne geldi. Toprağa kazarsan ilginç şeyler bulabilirsin. Bir keresinde bir şey buldum mu? Tamam. Hadi görüşürüz benim. İyi akşamlar. Ve bugünü de yavaştan bitirmeye gidiyoruz arkadaşlar. Böylelikle Stardew Valley'nin 3. bölümünün sonuna da geldik. Kahramanımız Cem. Bakalım bir sonraki bölümde ne gibi maceralar yaşayacak? Kimlerle ne biçim iletişimlere girecek? Hadi bakalım. Dediğim gibi bir sonraki bölümde ekinleri falan toplayıp para yapacağız. Yapacağımız tek şey bu şimdilik. O yüzden ben şimdi oyunu kaydediyorum burada. Ulan kediye bak çok tatlı. Gece falan bazen olaylar olabiliyor. O yüzden sabah olsun ve videomuzun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.